Önce kimden başlayayım? Önce aslında sizden başlayayım Mehmet amca. Çünkü cuma günü çok üzülmüştüm sizin gözyaşlarınız içinde. Stüdyomuza gelmiştiniz. Oğlum, kızım kayıp demişti. Kızım düğünü 3 gün kala terk edildi. Psikiyatrik ilaçlar kullanıldığı ortaya çıkınca. O nedenle de daha da psikolojisi bozuldu. 3 gündür sokaklarda demişti. Yayınımızın hemen ardından Mehmet amcanın kızı bulundu. Maltepe sahilinde polis ekipleri tarafından, bu alkışlar da emniyet yetkililerimize gitsin. Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi amirliğine götürüldü. Oldukça bitkindi bulunduğunda. Ne yazık ki psikolojisi çok iyi değil. Zeynep doktora gidecek. O kadar acıkmış ki eve gelince de iki ekmek yemiş. Yani bu 3 gün boyunca üzerinde parası da yoktu. Aç bir aç gerçekten sahillerde dolaşmış. Mehmet amca biliyorsunuz gözyaşlarıyla anlatmıştı bunu. Ne kadar... İşte herkes kendi yaşadığını kendisi bilir. Benim kızım kimseden bir şey de isteyemez demişti. Sadece yürüyor demişti. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne. Onlar aldılar ve babasına teslim ettiler kızı. Bandımız da var, bir izleyelim. 22 Şubat'ta İstanbul Sancaktepe'den kaybolan 33 yaşındaki Zeynep Demirayak'ın bulunması için babası Mehmet Demirayak stüdyomuzdaydı. Son 20 gündür de tek başına sahile gidip geziyormuş. Yanına telefonunu almış, kimliği de üzerinde. Telefonu blok olmuş, hattı var ama çalışmıyor, yani kullanamıyor telefonunu. Hangi sahillerde dolaşıyordu abi? Kartal sahiline mi gidiyordu, Sultanbeyli'ye gidiyordu. Biz ikisinin ortasında Samandıra. Bazen öğlen 2'de 3'te geliyordu, bazen akşam 7'de 8'de. Gece 4'e kadar falan aradık 5-6 kişi. Dur ağlama, buluruz inşallah. İnşallah. Dur bakalım, inşallah izleyicilerimiz görürler Mehmet abi. İnşallah, hafta sonu kavuşursun evladına. Gerekiyorsa tedavisi için de yardımcı oluruz. Daha sağlıklı bir şekilde hayatınıza yaşamaya devam edersiniz. İnşallah. Bakalım inşallah ya, seyircilerimiz biraz dikkatli baksınlar. Bu kızın durumu çok acil. Yayınımızın ardından güzel haber geldi. Endişeli baba kızı Zeynep Demirayak'a sağ salim kavuşmanın sevincini yaşadı. Mehmet Bey, gözünüz aydın. Gözleriniz yaşlı ama herhalde sevinç gözyaşları bunlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Hepiniz. Allah razı olsun bir yanından da. Duyum kızım hemen bulundu. Herhalde tersi dönmüş. Maltepe tarafına gitmiş. Orada sahilde gezerken polisler bulmuş. Aldık çocuğumu. Sağ olsunlar. Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ederiz. Kavuştuk, Allah'a şükürler olsun. Müge Hanım, çok teşekkür ederiz. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Ne diyeyim artık, diyecek kelime bulamıyorum. Baba ve kızı 4 gün sonra yeniden birbirlerine sıkı sıkı sarıldı. Anne Zarife Demirayak da mutluluğunu ekibimizle paylaştı. Çok çok Allah razı olsun Müge Anne'dan. Bize yardımcı oldu. Kavuştuk çok şükür kızımıza. Endişelendik, çok endişelendik ama kavuştuk. Birbirlerine kenetlenen ailenin teşekkürü ise mutlulukların mimarınaydı. İyi ki varsın Müge Anne. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Mehmet abi doğru gene düşünmüşsün. Demiştin ki... Yolunu şaşırdı herhalde, evet. Demiştin. Ama Mehmet abicim, sen onu bak bir hastaneye götürüp, devlet hastanesine götürüp bu durumun tam olarak anlatıp bir de rapor çıkarmalısın. Şimdi eğer bulunduğunda polisler onun durumunu tahlil etmeselerdi, gözle görülür bir şekilde sana teslim etmezlerdi. Kızın 33 yaşında. Evet. Eğer senin kızın ben eve gitmek istemiyorum kardeşim, ben sokakta dolaşacağım deseydi ona polisler hiçbir şey yapamazdı. O yüzden kızına rapor al. Onu sen hastaneye götür. Şey hastanesinde rapor almadık da orada tedavi görüyor yani. Bak Kartal. Mehmet abicim, rapor almazsan kız da kayboluyor ya. He. Senin kız 33 yaşında. Ben evime dönmek istemiyorum derse ona hiç kimse bir şey yapamaz. Sen Allah'a yarın bir gün göstermesin ama yine yolunu kaybederse polise başvurduğunda o raporla beraber başvuracaksın ki polis bulduğunda sana teslim etsin. Bir de tedavi olsun, yazık. Tedavi yani, şey veriyorlar bilmiyorum. 7 tane doktora götürdüm ben bunu. Bir tane konulamıyor. 7 tane. Özel hastane ismi vermeyeyim. Ataköy'de bir hastaneye. Bak özelden rapor alamazsın. Devlet hastanesine yok, tamam. Götür. Bak sen beni dinle. Devlet hastanesine götür. Çocuğuna da rapor çıkar. Tamam, yani o çocuğuna işte engelli raporu mu verecek, ne verecek bilmiyorum ben o işleri de. Ben sana sadece diyorum ki anladım. O rapor olsaydı eğer öyle başvurman gerekirdi. Eğer kız gidip de tamam Şevki Hocam, eğer kız gidip de ben geri dönmek istemiyorum deseydi biz o kızı alamazdık polisten.
Evet. Anlatabiliyor muyum? O yüzden arkadaşlarım sana yardımcı olsunlar. Lütfen sen kızını bir devlet hastanesine götür. Ne ilaç veriyorlarsa kullandırmak için de mücadele et. Olur mu Mehmet amca? Yok, ilacını kullanıyordu. İlacını kullanıyor. İki ay sonra gel falan demişlerdi. Hatta bir yarım mercek oldu. Bütün kullan falan dedi. Neyse, onu sen doktoruyla konuş de ki böyle bir durum var. Bak, evinin yolunu da bulamadı da hem bir rapor al. Yarın bir gün bir şey olursa o raporsuz hiçbir şey yapamaz. Yasal temsilcisi sen olacaksın. Anladım. Buna da doktorlar ancak karar verebilir. Anladım. Alır götürürler, geri alamazsın. O yüzden Mehmet amcacığım. Olur mu? Onun da durumundan faydalanmak isteyen etrafta ne yazık ki bir sürü de böyle çakallar var. Böyle çakal da demek istemiyorum şimdi. Çakala ne yani? Çakal da ne yapıyor ki? İşte pislikler var, evet, doğru söylüyorsun. Onlara mahal vermeyelim. Olur mu Mehmet amca? İnşallah. Gözün aydın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah. Aa, kıyamam sana ben da ya. Nerede? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.